İstanbul Esenyurt'ta binalarda ve sokaklarda, caddelerde oluşan çatlakların ardından yüzlerce vatandaş evlerinden tahliye edilmişti ve incelemelerin ardından bina sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verildi dün akşam. Vatandaşlar alkışlar eşliğinde günlerdir uzak kaldıkları evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kontrol altında artık evlerine vatandaşların geçmesinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Esenyurt'ta tehlike geçti. Vatandaşlar günler sonra alkışlarla evlerine döndü. İstanbul'da koca bir ilçe 3 gündür diken üstündeydi. Gördüğünüz gibi yol çatlamış. Esenyurt'ta binalarda ve sokaklarda çatlaklar oluşmuş ve 40'a yakın binanın sakinleri tahliye edilmişti. Korkudan evi boşalttık, televizyonu falan açık unuttuk. 3 gün boyunca da akrabalarda kaldık. Vatandaşlar 3 gecedir belediyenin konuk evinde, otellerde ve akrabalarında kalmıştı. Gördüğünüz gibi bina çatlamış. Ve ekiplerin ilk incelemesi dün akşam saatlerinde tamamlandı. Sadece 2 tane binada ayrışma var. Bu da kabul edilebilir sınırlar içinde olduğuna karar verdi arkadaşlarımız buna da. Uzmanlar vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak bir durumun olmadığını belirledi. 4 gözlemde de herhangi bir binanın statiğinde deformasyon görmedik. Ve tahliye edilen binalara dönüş izni çıktı. Vatandaşlar evlerine alkışlarla girdi. İşte 2-3 gündür ondan dolayı bekliyorduk. Çok şükür bugün herhalde ölçümlemeler yapılmış. Televizyonlarda gördük biz de, haberlerde. İşte ilk defa evimize tekrar giriş yapacağız cuma gününden itibaren. Ancak caddeler hala araç trafiğine kapalı. Sokakları trafiğe açmayacağız. Dolum işlemi, hafriyatın geri dolgusu tamamlandıktan sonra kademeli olarak açacağız. Çatlamanın ve göçüklerin olduğu sokak ve binalara ekipler tarafından hassas ölçüm cihazları yerleştirildi. Kaybadan sonra biz 2-3 gün dükkanlarımızı açamadık. Evler de boşaltıldı. Ağla'da korkuyoruz ama abi. Taşınacağız herhalde abi. Kesin raporların 10 gün sonra çıkması bekleniyor.